durumlar gayet güzel, çok beğendim gerçekten. Bence onlar benim sabahımı çok beğendiler. Ne diyeceklerini bilmiyorlar. Bence şu an onlar çok kıskandılar. Çünkü ben yaptım, becerdim. El açması ıspanaklı gözleme yapmış ara yemek olarak. Güzeldi, tadı da yerindeydi, pişmesi de güzeldi. Yalnız biraz etrafı biraz kalındı. Onu herhalde yanlış yapmış. Labineli biberli köz biberi yanına koymuş, gözlemenin yanına koymuş. Bence gereksizdi. Onu koymasaymış daha iyi olacakmış. El açması ıspanaklı gözlemesi güzeldi, beğendim zaten. Bir tık kalındı hamuru, onun dışında bir şeyi yoktu. Sunumu, porsiyonu, lezzeti, tadı gayet yerindeydi, beğendim. Gözleme ıspanaklı tercih etmesi yine benim için dezavantajdı çünkü mevsimi değildi. Ama onun dışında lezzet olarak güzeldi, kalınlığını yapabilmişti. Yanındaki köz biber ise bana kabuk geldi, yani biber gelmedi açıkçası. İç dolgusu güzeldi, lezzetliydi ama ben kabuktan dolayı iç dolgusunun lezzetini de alamadım. Beğenmedim onu da. Bak bak şu patlıcan kebaba bak, bir de onlar görsünler, hadi yorum yapsınlar bana. Bakın evet, lütfen geldim. Ben patlıcan emek kebabı vermişim, uğraş yok. Patlıcan kebabınızı Antep usulü dediniz evet, ama. Evet, hepsi Antep usulü. Antep'ten usulü bile patlıcanlarını getirdim. Evet, mangalda. Mangalda uğraşamadım, kusura bakmayın ama çok güzel olmuş. Zuhal Hanım kabul edemem. Hayır, tepside zaten tek bir tane çeşit var ana yemeğinde, evet. Onda da uğraşamam diyor. Yani bu çok yazık. Bu uğraşılmazsa tadı peki, da olmaz. Gürbüz. Diyorlar ki Antep usulü yazmış, niye fırında pişirmiş? Sen mangalla ilgili bir şey söyledin mi kendisine? Bu şekilde yapacağını söyledi çünkü çalıştığı yerdeki ev sahipleri Antepliymiş. Villa sahipleri, ev sahipleri, patronları Antepli, evet. Onlardan böyle öğrenmiş. Hayır. Öyle öğrenmişler. Ama hayır. Ya fırında da yapılır da mangalda tabii. Fırında da yapılabilirmiş. Yapılabilir elbette, bizde tabii çok ki yapan oldu da. Ama Antep usulü değil. Evet, evet. Bana deseydi ki patlıcanlı fırında kebap, okey. Ama Antep usulü denilince şu mangalda rengi şişe... Aynen. Yani kebap deyince zaten közlenmiş mangal kesinlikle. Yani kebabın tadı her oradan kebap için anlaşılıyor. Bence öyle. Patlıcan bir de fırında yani fırında, közde evet, iki kadar tadı evet, olmaz ya, yani. Canım mangalın tadını ne verebilir? Kesinlikle. Ama Antep usulü yazdırmasa dün bana tadını alamıyoruz ki. Zuhal Hanım. Haklısın. Yanlış yapmış. Bebe patatesi, bebe patatesi dediler. Ama Antep'te de fırınlarda da pişer yani. Ama odun ateşinde. Fırında da pişer. Ya şu odun ateşi. Harlı ateş var ya, ya tabii şimdi o fırında, ayrı da. Fırında da pişer. Taş fırına gönderiliyor doğal. Taş fırında da bilir. Bir de şişlere tabii takılıp böyle Antep, Urfa usulü tabii yapılır. Canım, herhalde yerinde yani kaç tabii kere yedik. Tabii, tabii, ama bu ekipman varken neden yapmamış? Evet. Neden talep etmemiş? Mangal yakabilirdi tabii. Bizim aynen arkadaşımız yakıyorlar zaten size yani, burada mangalı. Yani hazır her şeyi veriyor, şişler var. Lavaş yapmaya uğraşmasaydı zaten gözlemesi hamur. İşte ağırlığı baklavaya, lavaşa, gözlemeye zaten verdi. Zaten hamur yemeye geldik bugün. Yani mangalda ekstra risk oluşturacağı için herhalde zamanlama tek çeşit açısından var ama Zuhal Hanım ana yemekte. Bir tane sadece kebap. Ama yakışır bir kebap değil. Evet. En azından yani mangalda olmamış yapsaydı. Burada bir şey diyemiyorum işte. Mangalda yapsaydı Zuhal Hanım derdik ki hakkını evet bakın yani hakkını verip bizim önümüze bir şey çıkarmış. Ama tepsiye kesmiş kesmiş. Hemen 2 dakikada kıymaları yuvarlamış, atmış. Patlıcanlar Antep'ten mi? Antep'ten getirdim Zuhal Hanım. Ama niye mangal yakmadı diyorlar. Masada kaos mangal var. Mangal beklemesinler benden, yakacaktım ama baklavam vardı. Fırında 40 kat baklavam. Bakın dediğini dedi. Getirecektim de ama baklavam var benim diyor. Bizim de vardı. Bizim de vardı Zuhal Hanım. Ben 3 çeşit başlangıç yaptım. Ama siz mangal kebap bir şey yapmadınız canım. Ama mangal değil ama biz de baklava açtık. O da ben ama de açtık. Ama Zuhal Hanım uğraştırıcı bir ana yemek değil. Ben ne yapayım Allah Allah. Hadi getirin mangal yakalım koymuş, istemiyorlar. Sürekli bana şey serzenişli. Ama Zuhal Hanım biz bunu yiyemeyiz. Ne yapacağız Zuhal Hanım? Hadi gelin kebapçıya götürüp sizi bari. Allah hayır, Allah. Kebapsa kebabın hakkını verseydi. Bir kebap, dedim ya işte öyle olur. İlgi Hanım kebap her türlü pişirilir. Yani ızgarada da pişirilir, hayır, fırında da pişirilir. Tost makinesinde kebap yapalım o zaman. Antep usulü yazmayacaktı onun o zaman. Onu yaptı. Hayır, hayır Antep usulü yazmayacaktı. Antep biraz kendini zora atmış. Kendini riske atmış Antep, ve yapamamış. Antep ismini yakıştırmayacaktı. Tadı da güzel değilse vay haline bitti ya. İnşallah tadı güzeldir. Tadı da güzel olur. Güzel olursa iyi olur. Azat Bey siz bugün 10 puan vereceksiniz herhalde anlaşılan. Her şeye bizim yorumlarımızı da kabul etmiyorsunuz. Sana Yazgül Hanım'dan daha çok karşılık veriyorsunuz sana yorumlara. Yok ben savunuyorum, kendimi savunuyorum. Kendinizi masayı değil savunuyorum. Yazgül Hanım'ı masayı savunuyorum. Masayı da savunmak zorundayım. Bilmiyorum aradaki koalisyon ne diyor? Masayı düzeni, neden savunmak zorundasın? Masanın düzeni yerinde ise yok, kebaplar, patlıcan kebabını niye savunuyorsun? Patlıcan kebabını niye savunuyorum? Diyorum ki o da zahmetli bir yemek. Yani değil. Kendisi uğraşmayayım ya diye mangalı atmadın dedi. Hiç zahmetli değil. Tamam bak diyorum ki o ile bunun arasındaki fark sadece tat konusunda belki lezzetli olabilir. Zaten sorun o. Uğraşma olarak
aynıdır sonuçta. Nasıl aynı? Mangalda yanar mı yanmaz mı çevirirsin ya. Benimki özel kalsın. Herhalde kuzu tandır yapacaksınız. Ben size kuzu çevirme yapacağım. Kuzu çevirme yapacağım. Muhtemelen ben onu bekliyorum sizden. Ben size burada kuzu çevirme yapacağım. Göreceksiniz bir sene. Kaç sezondur bu zikredilen bir şey. Size kuzu çevirme yapsam yaranamam. Size kuzu işte kuzu çevirme asaltan gelecek. Azat Bey, isimlendirme çok önemli. Biz menüye bakarak ona ama göre bir beklenti içinde geliyoruz. O konuda haklılar. Biz bir beklenti içinde geliyoruz. İsimlendirme konusunda haklısınız, size katılıyorum. Yalnız lezzet kebap konusunda da farklı olur. Kebap deyince fırında da pişirilir, ızgarada da pişirilir. Pişirilmez demiyorum. Lezzet farkı olur. Her şekilde pişirilir. Orada belirtilmiş olması gerekiyor. Yani sonuçta kolay bir yemek değil. Yani zor bir yemek, hizmet bir yemek, isteyen bir yemek. Kıymayla patlıcanı birleştirme. Çok kolay değil ama kolay, çabuk yapılabilen bir şey. Zahmet. Yani kıyma harcı patlıcanı birbirine. Evet. Ya patlıcanı birbirine kesmek var, bir zahmet yok ki içinde. Tamam. Yani dersem şey sos koymamış. Sos yok ki. Patlıcan kuru rengi bayağı kahverengi. Baharatlar falan. Ay orada bir zahmet kuruversin yani. Çok zahmetli baharat. Sos yapmanın nasıl olduğunu biliyor musunuz siz? İlk baharatı Yazgül Hanım kullandı sanırım. Baharat tercihi yapmak çok önemli. Yani koyarsınız, doldurursunuz içini ama tercih önemli. Bunu bilmek lazım. Her yemek. Ustalığını orada göstereceksin. Bir yemeğin yapılışı baharatlarıyla ilgili. Biz tadını, baharatlara biz çok dikkat ediyoruz şu anda. Biz tadını konuşmuyoruz. Rüştü Bey, benim yaptığım yemeklerde ben özellikle yaparım. Tamam, senin dediği gibi yaparım. Harıl harıl yapar, getirip önünüze koyarım. Ama bunun lezzeti önemlidir. Biz patlıcan kebabı şey deseydi okey ama Antep bakın, usulü dediğin için. Bakın ben Antep usulü yazdım. Antep usulü fırında patlıcan kebabı diye de var. Ama belirtilmemiş ki Antep usulü sadece. Evet, fırında dememiş. Tepsi mi, mangal mı bilmiyorum. Ama genel olarak mangalda. Patlıcanlı kebap diye yapsaydı daha iyi olacaktı. Oturur diğerine tabii yani. Patlıcan kebabı. Ama yanlış yapmış. Antep kendini zaten basit. Zaten çok basit. Tek bir tane çeşit yani var. Kaçınmış. O bir çeşidi de hakkıyla yapmamış. Yani bu mangalda olmaz. Için hayır, mangal açısından. Evet. Mangalda yapmamış. Mangalı açacak, mangalı açacak, şişe takacak. Ondan sonra patlıcanı takacak. Şimdi uğraşmak gerekiyor ya biraz. Ben bu şekilde gördüm her yerde. Arasında ne fark var? Ben dinleyelim. Ben burada bu şekilde görmüşüm her zaman. Anteplerin içindeyim de onlar da genelde fırına atıyorlar. İnternette bakın, fırına da atarak yapıyorlar. Yani sadece mangal değil, lütfen bakın. Senin patronların Antepliymiş galiba. Evet, onlar Antep. Tepli ve onlar da fırında yapıyor. Yani Yazgin Hanım, belirtseydiniz Antep usulü fırında diye. Onu belirtmedim ama ben mangal beklerdim sizden. Evet. Şahane dedim ki çok o mangalda olur. Çok beklentiniz var ama gerçekten. Hanım, ben baklava açtım hem de 40 ama o kadar kendinizi benim için övdünüz ki. Keşke patlıcanlı kebap diye isimlendirseydin daha güzel olacaktı. Yani. Patlıcan kebabı da isimlendirdim. Sadece mangal demedim. Antep usulü olunca biraz ağra kaçıyor. Onu daha şey yapmak lazım yani, belirtmek lazım. Daha gösterişli işler. Mangal diye tutturmuşlar ya. Bir şey de bildikleri yok mangalda mangal. Çok şey biliyorum. Ya keşke kafama atsaydınız tabağı. Onu da hak ediyorsunuz. Biz çok şey bildiğimiz için yorum yapıyoruz. Bilmesek Azat Bey gibi güzel güzel deriz her şeye zaten. Ezgi Hanım, siz yemekle her arada aranız yok. Onun kendi yemekle hiçbir arası yok. Bu şekilde de konuşuyor. Zaten tabağın yanında konan bir salatadır bu. Yani salata bile değildir ya. Sumaklı soğan mıydı, neydi? Kebabın eşlikçisidir yani. Soğan piyazı. Ha, soğan piyazı. Niye bunu salata kasesinde getirdik? Yani belli olmuyor içinde. Ki gözükmüyor bile piyaz içinde. Piyaz denince ben de öyle düşündüm. Evet, yumurtalı vesaire. Soğan piyazında olmuyor ya. Olmuyor. Yani, soğan piyazında fasulye falan olmaz arkadaşlar. Yani. Ama normal piyaz yaparsınız, içine soğan da girer. Soğan piyazında olmaz. Zuhal Hanım, piyaz kebapın yanında kullanılır. Kullanılır ama bir salata. Ayrı bir tabakta gelmesi. Yani evet, kebabın tabağı. Herhalde lavaşı mavaşı koyacak, dolacaksa tabağa yer kalmayacak diye mi düşündü acaba? Tabaklama konusunda biraz sıkıntı var. Da maydanozu öyle koymuş. Doğramamış bile. Zahmet ben yok. Soğanı. Ben şoklardayım Zuhal Hanım. Yani iki gündür konuşmayan. Evet, kafama vurdu tabağı resmen yani. Kafa durmadı mı? Ama biraz. Ama yani Zuhal Hanım taktiği koydu yani. Herkes çok gerilmiş. Yapamamış. Öncelikle siz gününüzü atlattınız maşallah.